Herkese selamlar dostlar. 6 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Bu 6 adet mücadeleyi sizlere önereceğim. Videonun sonunda sizlere bir adet de kombin önerisi yapacağım idealden. Değerlendirecek herkese bol şanslar dilerim. Güzel bülten var. Seri yavaştan başlıyoruz. İlk mücadelemiz Sampdoria mücadelesi. Başlamadan önce arkadaşlar kısa bir rapordan bahsetmek istiyorum. Ekrana gelsin. Dün canlıda akşam bildiğiniz üzere Lil Lens mücadelesi vardı. İki tane canlısını aldık. Basket mücadelesi vardı. Real Madrid mücadelesi. Darüşşafaka mücadelesi vardı. Canlılarını aldık. Çok güzel mücadeleler vardı. 6'da 6 altı ile kapattığımızı belirteyim. Dün canlısını 10 attığımız 8 katı oranların çarpımı yaklaşık 1 saat falan 1 saat falan 1 saatte 10 katı canlı 1 saatte 6 tane canlı verdik ve bu 6 canlının da 6'sı da başarıyla sonuçlandı. Dün gerçekten katıl telegram canlı grubumuzda çok güzel bir şekilde 6'da 6 yaparaktan da güzel kazanç sağladığımı söylemek isterim. Hatta sizlere de şöyle göstereyim açıklamalarıyla birlikte göstereyim katıl ekranından. Burada Darüşşafaka mücadelesinin açıklaması. Real Madrid açıklaması. İkisi de zaten başarılı bir şekilde geldi zaten burada. Güzel kazandırdı. Güzel başladık zaten. Aynı şekilde devam etti. Lens mücadelesinin ev sahibi golüne girdik. Real Madrid mücadelesinde üst girdik. Editör arkadaşlarımızla birlikte zaten. Burada onlar aynı şekilde geldi. Lille mücadelesine dakika 71'de 3.5 üstledik. 90 artı 4'te Fofana'nın attığı golle maç uzadı. Ve penaltılarda da son penaltıyı kullandı. Takımına son 16 turuna taşıdı. Hatta ne 6'da 6 yaptık. Bugün de bahsettik zaten. Hatta bugün de ben sizlere şöyle ne bahsettiğimizi göstereyim şöyle. Mesela şöyle ekranda 5 Ocak günün analizleri dursun. Videosunu çekmedim fakat katıl grubundaki arkadaşlarımıza yazdım. Şöyle Beşiktaş maçının analizi zaten dursun şöyle ekranda anlatayım mesela. Ben zaten maç Katar'da oynanacak. Saçmalık şekilde anlatmışım. Taraftar çok olmayacak. 40 bin biletin 5 bini satılmış. Şu an ücretsiz bilet dağıtıyorlar. Nuri Hoca Maçtan önce Klopp'la konuşmuş 3-5 taktik. Yani o yönde haberler var. Klopp maçı izleyecek diyorlar. Onun dışında Antalya'nın son haftalardaki oyunu ev sahibindeki eksikler derken ben buradan idealden Antalya'nın bir golüne gittim. İkinci ideal olaraktan da isteyenler KG var da alabilir diyerekten de öneri yaptım. Bu şekilde Chelsea mücadelesine aynı şekilde Arsenal mücadelesine de Arsenal mücadelesi gerçi ertelendi o yarın maçıydı. York, Real Madrid maçına da aynı şekilde maç yazısı olarak paylaştım. Değerlendiren mutlaka olacaktır. Katıl, katıl Telegram'ın seviyelerinden bahsedeyim öncelikle. Seviyelerine baktığımız zaman da Ana Telegram grubumuz 30 TL'lik grubumuzdur. Buradaki genelde canlı bahisler oluyor. Buraya gelmek isteyenler canlı bahislerden faydalanabiliyor. Yarın da İtalya var. Güzel canlı bahisler döner. Telegram yüksek oran grubunda ise yüksek oranlı bahisler oluyor. Sadece yüksek oranlı tekli tercihler oluyor. Bu zamanlarda böyle gidiyor. Veya Avrupa'dan oynayanlar için de gol atar bahislerini öneriyorum. Her şey daha iletişim grubunda da yüksek misli yarın bir deneme yapacağım. Burada da 300-500 e artık atacağız. Böyle bir denemem olacak. Buraya da değerlendirmek isteyenlere bol şanslar diyerekten de geçeyim değerlendirecekleri. Hem katı telegram grubumuza gelip hem de kanalımıza destek olmuş olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. İlk mücadelemiz Sampdoria Cagliari mücadelesi. Ondan önce forma kazananından bahsedeyim ekrana gelsin. Forma kazanan arkadaşımızın adı Samet X Lord isimli YouTube kanalının sahibi. Instagram'dan mesaj atarsa arkadaşlar ben de oradan yardımcı olabilirim. Katıl ay sonuna kadar buradan Aralı Ocağın sonuna kadar katıl Telegram gruplarımıza dahil olacak. Samet X Lord isimli arkadaşımız Instagram'dan mesaj atsın. Onun dışında sizlere de bir öneri yapmak istiyorum. Hemen ekrana gelsin. Çok bunu yapmıyorum fakat YouTube'da hiçbir zaman yapmadım. Avrupa sitesi önerisi olanlar olarak çok soruyorlar. Instagram Kangal yazabilirsiniz. Kefil olduğum bir site var. Sizden önereceğim. Instagram Kangal Tips adresinden de mesaj atabilirsiniz diyerekten de geçeyim. İlk mücadelemiz Sampdoria Cagliari mücadelesi. Helix takımında son mücadelesinin detaylı şekilde geniş özetini izledim. Cagliari'den bahsedeyim öncelikle biraz. Şimdi bu maçın skoruna kadar tahmin etmeye çalışacağım. Cagliari arkadaşlar son maçında Juventus'la oynadı. Ve bir tane iki tane çok net pozisyonu var. Bir tanesi kale dibinden öyle boş kaçtı ki yani kale dibinde 7 metre kaleden nasıl av avuta atabildin oradan inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Fakat ağırlıklı olarak Cagliari çok fazla bir şey üretemedi. Ki zaten Cagliari'nin deplasman performansına da baktığımız zaman da 20. sırada 9 maçta 5 gol attı. O maçta da zaten Juventus maçında çok fazla bir etkinlik gösteremedi iki pozisyon dışında. Onun dışında top oynayan taraf Juventus tarafıydı. Kalkliyer zaten çabuk dağılabilen bir takım olduğundan dolayı burada Sampdoria'ya karşı yenmesi biraz zor gözüküyor. Sampdoria da son Roma maçında şunu söyleyeyim. Ceza pardon. Sampdoria son mücadelesinde Roma maçında aynen. Ee, çok fazla ceza sahasının dışından çok fazla şut çekti Sampdoria takımı. Yani burada da Cagliari kalesini bayağı bir deneyebilir bence şutlarla birlikte. Ben Sampdoria'nın son Roma maçını zaten izledim. Oldukça çok pozisyona giriyor. O pozisyonlara eğer Cagliari maçında kendi evinde girebilirse, kendi evinde iyi oynayan takım. Ben burada Cagliari'ye karşı galip gelmesini bekliyorum Sampdoria takımının. Hem de yüksek orandan da önericem. Ben mücadele 2-1 bandında Sampdoria'nın kazanmasını bekleyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstte bence gayet güzel bir şey orandan 1.66 gibi orandan denenebilir. Daha yüksek orandan da önereceğim sizlere. Ben burada kesinlikle Sampdoria tarafında olduğumu belirteyim. Sadece 1.66 zaten ev sahibi 1.5 üstün oranı var. Onun dışında Sampdoria'ya ne gibi yüksek oranlar gidebiliriz diye baktığımız zaman da 1 ve 1.5 üstün oranı 1.85, 1 ve 2.5 üstün oranı 2.29 gibi taraf almak isteyenler veya Taraf yüksek oran almak isteyenler 1 ve 2.5 üste kadar 2.29 oran bandına kadar çıkabilir. Skor beklentim de tekrardan söyleyeyim. 2-1'lik bir Sampdoria galibiyeti 7 oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Lazio Empoli mücadelesi. Empoli'nin son maçını izlediyseniz çok güzel bir mücadele oynadı Milan'a karşı. Birçok pozisyona girdi. Lazio'ya karşı da kendi evinde deplasmanda Lazio'nun kendi evinde pozisyonlara girebileceği bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Ev sahibinde eksikler var mı diye baktığımız zaman da Luis Felipe'nin sakatlığı var. Onun dışında Akpro'da ya, şeye gitti. Afrika Kupası'na o olmayacak. Deplasmanda çok fazla bir eksikliği yok. Sakat olarak da yok. Hücum hattında Francesco ile Pinamonti olacak aynı şekilde. Gerçekten kaleyi kaleyi tutturdukları zaman çok etkili şutlar çekiyor. Tutturdukları zaman kaleciler için çok sıkıntı yaşıyor. Hatta Pinamonti'nin Milan başındaki golüne baktığımız zaman da yani zor bir gol attı. Şutu gerçekten kaliteli çektiğini söyleyebilirim o pozisyonda. Zaten bu sezonun baktığımız zaman da Empoli gerçekten sürpriz takımlardan bir tanesi oldu. Önündeki takımlara baktığımız zaman da arkasına diğer orta sınıf takımların hepsini geçerekten de güzel sonuçlar aldı. Gerek deplasmanda olsun gerek yaptığı sürprizler olsun inanılmaz sonuçlar aldı. Ben burada Lazio kalesinde de gol atabileceklerini düşünüyorum. Çünkü oynadıkları oyun pozitif. Lazio da kendi evinde çok başarılı bir takım. Hatta şöyle göstereyim. 9 maçta 25 tane gol atan bir takım. Yine gollü bir mücadele geçebilir burada. 2.5 üstlere falan gidebilir. Fakat ben buradan idealden sizlere önereceğim bahis. KG var olacaktır. Her iki takımın atacağı golleri bekliyorum. Lazio kendi evinde çok gollü maçlar oynuyor. Empoli de gol atmaya gerçekten uygun. Arkadaki boşlukları değerlendirebilirse Lazio kalesine burada gol atabilir. KG var alabilirsiniz. Atalanta Torino mücadelesi gerçekten güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi sizlere önerim bakın benim sistemimde çıkan skor 1-0'lık burada Atalanta galibiyeti. Şimdi bu maçta Zapata olmayabilir. Son mücadelesinde Zapata arkadaşlar oyundan çıktı. İlk yarının sonunda çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam kendini biraz denedi. İlk yarı bitmeden oyundan çıktı. Yine Luis Muriel girdi. Muriel girdi aynen öyle. Ee, Zapata'nın eksikliği hücum hattında gerçekten önemli hissedilecek. Çünkü Zapata girdiği pozisyonları bırakalım. Aynı şekilde takım arkadaşlarına çok güzel pozisyon hazırlayan bir oyuncu ve yıkılmayan bir duvar olarak da hücum hattında rakiplere gerçekten çok zorluk çıkarıyor. Ben burada arkadaşlar Torino'da önemli bir eksiklik yok. Hücum hattını da beğeniyorum aslında. Sanabria olsun, Brekal olsun bunlar gerçekten iyi işler çıkartıyor. Voivoda olsun sol bekten çok bindiriyor mesela. Fakat Atalanta'ya karşı tabii ki kendi evinde oynadığı gibi Torino takımı oynamayacaktır. Defans ağırlıklı oynayacaktır diye düşünüyorum. Ben bu mücadelede mücadeleden çok fazla gol beklemiyorum. Atalanta'nın 1-0'lık galibiyeti gelebilir. Ben şuradan 1.36'dan sizlere bir ideal sunayım. 1.36 gibi oranı var. Ben çok gol beklemediğimi belirteyim Atalanta mücadelesinde. 3.5 altı bence idealdir. İdealden alınabilecek bir tercihtir. 1.36 orandan. Onun dışında baktığımız zaman da şöyle de bir öneri yapabilirim sizlere. 1-0'lık bir skor beklediğimden dolayı maç sonu 1-3.5 alt 2 oran Maç sonu 1 2.5 alt. 3.30 oran ve tam 1-0 skora göre oynamak istiyorsanız da 6 oranı var. Eline onunla sağlık diyelim. Ben skor beklentim 1-0 çok gol beklemiyorum. 3.5 altı direkt ideal alınabilir. Onun yanında Atalanta tarafında olduğundan dolayı 3.5 altında 1-2 oran zaten inanılmaz oran değerlendireceklere benim önerim o yönde. Milan-Roma mücadelesi. Roma gerçekten çok sevdiğim bir takım benim. Son maçlarına da baktım. Sampdoria oynadı. Birçok pozisyona girdi ama bu Tam Yavran bitiremiyor. Biraz bitiriciliği hatta ben yazmışım şurada notlarıma da. Bitiricilikte sıkıntı var ama pozisyon oldukça çok maçlarında. Milan'la oynayacaklar. Son Atalanta maçında deplasmanda dakika 1'de gol attı. Roma maçı zaten kopardı gitti. Üstüne basacaklar diye. Yine erken bir gol bulabilirse Roma takımı burada. Milan üstüne geldiği zaman o hücum hücum hattında hızlı çıkarak Şamuradov olsun, Abraham olsun, iyi işler çıkartabilirler diye düşünüyorum ben. Eksik olarak baktığımız zaman da bir Abraham bir şüpheli. Onun dışında bir eksikleri yok. Abraham da muhtemelen oynayacaktır. Ev sahibinde Pellegrini bu maçta olmuyor. Pellegrini olmuyor. Pardon, aynen. Pellegrini olmayacak burada. Kesiye olmayacak. Çok önemli bir eksiklik. Benacer de olmayacak. Ev sahibinde eksiklik var. Burada Milan'a favori göstermişler. Fakat Afrika Kupası'ndan dolayı eksikler oldukça fazla. Ben burada Roma'nın da gol atmasını bekliyorum. Milan da kendi evinde karşılık verecektir. Yine idealden 1-1 gibi bir skor beklediğimi de belirteyim. KG var olarak değerlendirdim. 1.47 orandan KG var aldım. Onun dışında 1-1 skoru olarak da maç sonu 0'da yüksek orandan sizlere önere önerebileceğim bir tercih. 3-10 gibi oranı var. Değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar dilerim. Geçelim Fiorentina Udinese mücadelesine. Çok gollü bir mücadele geçebilir diye düşünüyorum ben bu mücadeleyi. Fiorentina'nın kendi evinde oynadığı 2-2'lik bir mücadele vardı. Sassuolo veya Sampdoria'ydı. İkisinden biriydi. Ondan bahsetmek istiyorum. O maçta Sassuolo kendi evinde aynen. O maçta Fiorentina öyle bir futbol oynadı ki akliniz Hayal, hayaliniz durur yani. Öyle muazzam bir futbol oynadı. Fakat son mücadelesinde, Las Verona mücadelesinde o istenilen futbolu ortaya koyamadı bence. O futbolu koyamadı. Ben de oradan aldım notlarıma. Her maçı iki maçı da izledim, değerlendirdim. O maçtan da KG var almıştık zaten. Güzel geldi. Kazanmıştık oradan da. Onu geçtim ben. Fiorentina kendi evine ciddi anlamda çok güzel pozisyonlara giren bir takım. Ben burada da çok fazla pozisyonlara gireceğini düşündüğümden dolayı zaten çok fazla bir eksiği de yok Fiorentina'nın Afrika Kupası'na gideceğinden dolayı. Sadece Sofyan Amrabat gitti ki zaten yedek oyuncu. Onu da geçelim. Ben burada Nico Gonzalez olsun, Vlaovic olsun önemli. Fiorentina'nın gollü bir galibiyete çıkaracağını düşünüyorum. Ben sizlere burada Udinese'nin de son haftalardaki performansı ciddi anlamda çok güzel. Onlar da hücum hattında Bet Beto olsun, Defu olsun gibi isimlerle çok fazla iş çıkartıyor. Tolgay da çok güzel oynuyor adeta. Ben sizlere şunu önereceğim. Ev sahibinin atacağı 2 gol. Fiorentina kendi evine inanılmaz bir performans sergiliyor. Udinese biraz kanser bir takımdır. Fakat gol erken gelirse açılabilir diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.54 gibi oranı var. Onun dışında 2-1, 3-1 bandında bir skor beklediğimden dolayı gollü bir mücadele bekliyorum haliyle. 1 ve 2.5 üstün oranı da 2 oranı var. İsteyenlere de böyle bir oran sunabilirim. Yüksek orandır. Değerlendireceklere de bol şanslar dilerim. Juventus Napoli mücadelesi. Şimdi Napoli'de Insigne'le sanırım transfer olacak sezon sonunda. Yıllık 11 milyon euro kazanacak. ABD MLS takımına gitti sanırım. Toronto'ya gitti sanırım. Insigne parayı seçti muhtemelen gidecektir bence de. Yaşı da zaten yavaştan geliyor fakat oynar mı? Yüksek düzey hala oynar. Şimdi Napoli çok güzel başladığı yerde eksikleri son haftalardaki çok önemli eksikleri var ve baktığımız zaman da Lozano, Elmas Ousmane, Fabian Ruiz, Alex Merent, Onas, Koulibaly gibi isimler çok fazla. Şimdi Napoli burada nasıl bir performans sergiler gerçekten söz konusu. Fakat Juventus'un da zirve yarışına katılmak istiyorsa yani bu maçı da alması gerekiyor bence. Napoli şey, Milan maçında sürpriz yaptı. Fakat Juventus'a baktığım zaman da bu şey canımı sıkıyor benim Morata. Onun yerine Moise Keane oynasa var ya muazzam olacak. Valla ben burada biraz şey yapayım. Macera arayayım sizlere. Yüksek orandan tek öneri yapacağım. Maç sonu 1. 3.5 alt. 2 oran. Sadece tek deneme yapıyorum burada. Maç sonu 1. 3.5 alt oranı 2.09'dan. Juventus'un zirve yarışı için eksik Napoli'yi kendi evinde çıkarmaması gerekiyor. Güzel bir maç izleriz. Maç sonu 1. 4.5 alt. Gider. Akar. Yüksek orandan maç sonu 1. 3.5 alt. Yüksek oran vereceğim bu mücadelede değerlendirme altına almak isteyenler bu şekilde alabilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Sizlere bir adet kombin önerisi yapıyorum. Kombin önerimde arkadaşlar Fiorentina takımının atacağı 2 gol. Çok netim. Fiorentina'nın atacağı 2 gol değerlendirme altına alabilir. Lazio Empoli mücadelesine de KG var olarak sizlere öneririm değerlendirecekler. Bol şanslar. Umarım güzel kazanç elde ederiz diyerekten geçeyim. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Ekrana kombi verisi geldi bu arada. Onu da video içinde kendim hatırlatma yapayım da koymayı unutmayayım. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.